Ilgaz dağlarından gelen serin rüzgarın okşadığı, gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle diyen Anadolu'nun dört manevi direğinden Pir-i Hatem, Şeyh Şaban-ı Veli'nin şeriflendirdiği, Şerife Bacı'nın torunlarının yaşadığı, eski taş çağından günümüze uzanan, Anadolu'nun eski şehirlerinden ve Osmanlı Devleti'nin 16 sancağından biri olan Kastamonu'ya hoş geldiniz. Gözüm cephede, kulağım İnebolu'da diyen Mustafa Kemal'in hayırlı haberler beklediği İstiklal Yolu güzergahında yer alan şehirdir Kastamonu. Hiç işgal görmemiş bu topraklarda, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları'nda en çok şehit veren şehir olmakla nam salarak, Türk milletinin damarlarındaki kanı en iyi şekilde temsil eden memlekettir Kastamonu. 170 kilometre uzunluğundaki Karadeniz'i süsleyen sahiliyle, Ilgaz ve Küre Dağları Milli Parkları'nın muhteşem doğasıyla, havası, suyu ve misafirperver insanıyla sizleri bekliyor bu şehir. Tarih kokan sokaklarında gezerken, şehrin içinde gelin edasıyla süzülen konaklara şahit olacak, ahşabın can verdiği yapıların tüm ihtişamıyla Kastamonu'nun geçmişine tanıklık ettiğini göreceksiniz. Özün devamı anlamında kalesini koruyan komutan edasındaki son ustaların, Bakırcılar Çarşısı'nda ateşin şekil verdiği bakırları işleyerek, yüzyıllar öncesine yolculuğu, Kastamonu'nun özüne sahip çıktığını gösteriyor. Yine bu topraklarda, pamuk ipliğiyle nakış nakış işlenen, Kurtuluş Savaşı zamanında yiğitlerimizin iç giyiminde terlettikleri fanila kültürü de geçmişe saygının en güzel örneklerinden. El işçiliğindeki ustalığını taş baskıyla devam ettiren Kastamonu, kök boya kullanılarak tırnak bağıyla süslenen kalıplar yardımıyla kumaşa yeni bir soluk kazandırıyor. Hala masa örtüsü, çanta, elbise olarak kullanılan taş baskı özgün estetik hayata ilham veriyor. Her yıl Ahşap Fuarı adı altında düzenlenen etkinlikte el emeği göz nuru eserler ziyaretçilerine sunuluyor. İnce fikirli ustaların ellerinde ahşap oymacılığı sanatıyla işlenen ahşaplar ruh buluyor. Candaroğulları Beyliği'nin son hükümdarı İsmail Bey tarafından 15. yüzyılda kervansaray olarak inşa edilen Kurşunlu Han, Atatürk'ün Kastamonu'ya geldiğinde ziyaret ettiği, dönemin belediye binası olarak kullanılan Osmanlı Sarayı, günümüzde konaklama olarak hizmet veren tarihi yapılardan, dönemin askerlik şubesi başkanı Mir Liva Sadık Paşa tarafından yaptırılan ve günümüzde etnografi müzesi olarak kullanılan Liva Paşa Konağı, Fatih Sultan Mehmet'in annesi Hüma Hatun'un adını taşıyan ve şu an Hanımlar Eğitim ve Kültür Evi olarak hizmet veren Hüma Hatun Konağı da şehrin mihenk taşlarından. Yüzlerce konağıyla tarihe şahitlik eden Kastamonu'da konak boylarının Kabe'nin uzunluğunu geçmemesi de dönemin ustalarının Mekke'ye uzanan yoldaki gönül bağını göstermekte. Tarihin canlandığı şehir Kastamonu'da günümüzde restoran olarak kullanılan 15. yüzyılda Şehzade Cem Sultan tarafından bedesten olarak yaptırılan Cem Sultan bedesteni de yine komşusu Pembe Han'la birlikte görülüsü yerlerden. Gastronomide de iddialı olan Kastamonu'ya sırf yemekleri için bile gelmek isteyebilirsiniz. Zira hamurun içinde pişen kıymasıyla damakta muazzam bir tat bırakan et ekmeği bu lezzetlerin başında geliyor. Elde açılan yufkası, hindi eti ve üzerine dökülen kemik suyuyla tadına doyamayacağınız banduma yemeği de yöresel lezzetlerden. Hamur işinde uzman olan Kastamonu halkının Kastamonu simidinden yapılan tirit yemeği, piyasadaki meyve sularını gölgede bırakacak üryanı içeceğiyle birbirini tamamlayan lezzet ikilisi. Yine bu birlikteliğe eşlik eden, dünyaca ünlü taş köprü sarımsağının Kastamonu pastırmasının yapımında kullanılması sofralara renk katmakta. Uzakta olup canı çekenlere paketlenip gönderilen pastırmaya çekme helva da eşlik ediyor. Ustaların güç dengesiyle çekerek kıvama getirdikleri çekme helva şehirle bütünleşen lezzetlerden. Baharın gelişiyle kuyudan tabağa sunulan kuyu kebabı da Kastamonu'yu farklı kılan lezzetlerden sadece bir tanesi. Gastronomisinin yanında geçmişiyle de dikkat çekiyor Kastamonu. Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde yer alan Türkiye'nin ilk ve tek şapka müzesi, Atatürk'ün Kastamonu'da şapka inkılabını açıkladığı zaman dilimine sürükleyecek sizleri. Yine geçmişi kahramanlıklarla dolu Kastamonu'nun tarihi anlara şahitlik eden Nasrullah Meydanı ve camiinde vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Kurtuluş Savaşı'nda halka seslenişi çınlayacak kulaklarınızda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Su sesi huşusu dağılırken meydana, Nasrullah Camii arkasındaki Münire Sultan Medresesi'nde Kastamonu yöresine ait ürünlerin sergilendiği ve muhabbetin çayla keyfe geldiği ortama tanık olacaksınız.
Tıpkı Ramazan ayında Kastamonu Belediye Başkanlığı'nın sokaklarda günün kapısını aralayarak verdiği iftar yemekleri gibi. Kanuni Sultan Süleyman zamanında yaptırılan Yakup Ağa Külliyesi için şöyle bir rivayet vardır. Medresesinin içinde yer alan camiye ithafen, bu caminin kapısı her zaman sevinçle açılsın denir. Gönül bağının sağlamlaştığı yollarda açılan bir diğer kapı ise şehirle bütünleşen İsmail Bey Külliyesi. Camisi, medresesi, avlusuyla huzuru soluyan külliyede kervan develerin dinlenebilmesi için deve hanı dahi yaptırılmıştır. İnce fikirli ecdadın icraatlarından bir diğeri de hastalara şifa, dertlilere deva olarak kullanılan Darüşşifa diye bilinen Yılanlı Külliyesi. Yine Kırk Direkli Cami diye bilinen Atabey Gazi Camii de tüm ihtişamıyla şehirle bütünleşen yapılardan. Sokak aralarında karşılaşacağınız birçok tarihi eserin yanında geçmişten gücünü alarak modern tekniklerle yapılan Olukbaşı Camii de şehrin girişinde sizleri selamlıyor olacak. Selçuklular dönemine ait Kasaba Köyü Camii diye bilinen Mahmut Bey Camii ise çivi kullanılmadan ahşap geçirme tekniğiyle yapılan dünyadaki nadir eserlerden bir tanesi. Kardeşler, elem çekmeyin. Her haliniz Allah Teala'ya ve evliyaların himmetine uygun olsun. İnşallah önümüzden sonumuz gürdür diyen Hazreti Pir Şeyh Şaban-ı Veli'nin türbesi, dergahı, külliyesi de Kastamonu semalarına ışık tutmaktadır. Ziyaretçilerin özlemle aşındırdığı yollar Şeyh Şaban-ı Veli Caddesi adıyla geçmişe sadık kalınarak yeniden düzenlenmiştir. Yine birçok Allah dostu da bu topraklarda semayı aydınlatıyor. 1500'lü yıllarda yaşayan Benli Sultan'ın türbesiyle 12. yüzyılda Ayağı Yanık diye bilinen Aşıklı Sultan'ın türbesi de ziyaretçilerini ağırlıyor. M.Ö. 7. yüzyılda açık hava kutsal tapınım amacıyla inşa edilen ev kaya mezarlarının varlığı da Kastamonu'nun çok eski medeniyetlere ev sahipliği yaptığını gösteriyor. Anadolu'da kurulan ilk lise ünvanına sahip ve Çanakkale Savaşı'nda cepheye giden öğrencileriyle Abdurrahman Paşa Lisesi gurur abidesi olarak dimdik duruyor ayakta. Valilik binasının ihtişamı ise Cumhuriyet Meydanı'na hayat veriyor. Küre Dağları Milli Parkı, Ilgaz Kış Turizm Merkezi ile doğa ve kayak tutkunları da nasibini alıyor Kastamonu'dan. Her dönem öyledir ki şehirler meydanlarıyla ve silüetleriyle anılırlar. Buna istinaden 1885 yılında Abdurrahman Nurettin Paşa tarafından yaptırılan Saat Kulesi zamanda yolculuğa ışık tutuyor. 12. yüzyılda Komenler tarafından inşa edilen, üzerinde Bizans örnekleri taşıyan ve Türk mimarisiyle yoğrulan Kastamonu Kalesi ise tarihi şehri tamamlayan en önemli yapılardan. Şehre hakim 3. nokta olan Seyrengah Tepesi, Kastamonu Belediyesi tarafından yaptırılan teleferikle şehrin üzerinde kuş misali süzülürken zamanda yolculuğa eşlik etmenize vesile olacak. Cumhuriyet Meydanı'nda gezerken Kastamonu'ya dair kurduğunuz gönül bağı, çam ağaçlarının gölgesinde sohbetin demini aldığı Kışla Parkı ve şehir parkında giderek güçlenecek. Uçak kafede Kastamonu havasını içinize çekerken huzuru çantanızı koyup götürmek isteyeceksiniz. Ilgaz Dağı'ndan gelen serin suların çay boyunu süslemesi ve Nasrullah Köprüsü de şehri gezerken size arkadaşlık edecek. Kastamonu artık çok daha yakın. 15 Temmuz İstiklal Tüneli ile İstanbul'dan, Ankara'dan, Karadeniz'den gelen yolcular rahatlıkla şehre ulaşabilmekteler. Hava yolunu tercih eden misafirler için İstanbul'dan Kastamonu yolculuğu yalnızca 1 saat. Şerife Bacı'nın torunlarının yaşadığı şehir sizleri bekliyor. Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle.